Efendim herkese selamlar olsun. Ben Seyhan Soylu. Şimdi önümde ekmek var. Dedim ki hazır böyle öyle birine takdim edeceğim ki size hanımlar lütfen gerçekten ekran başına bak. Evinizde size hiç dışarı çıkmadan, tığmığı yapmadan, haroşa maroşa yapmadan size yepyeni bir meslek edinmek için müthiş bir şey. Bak ekmek. Ekmek deyip geçmeyin. Bak şimdi o ekmek neler oluyormuş? O ekmekten nasıl insan böyle ekmeğini çıkarıyormuş? Hepsini konuşacağımız müthiş bir müteşebbis kadın var. Filiz Kıratoğlu. Doğru mu söyledim? Vallahi doğru söyledim. Kadın bana ismini bile ezberletti biliyor musunuz? Çünkü ekmeğe olan mücadeleyi arttırabilecek müthiş bir kadın müteşebbisi takdim edeceğim. Önce bir kere seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 1000 tane filan Filiz Hanımcığım şey yaptım. Konuk ağırladım. Bence çok güzel konuklarım olur benim yani şık hakikaten. Ama bir ekmekçiyi ilk defa yani Fırıncılar Odası Başkanı'nınla falan sohbetlerimiz oldu. Yani röportajlar yaptık. Konfederasyonla vesaire başkanlarına ama ilk defa bir kadının evdeki kadınlara eğitim vererek önce kendi ekmeklerini sonra apartmana o ekmekleri satabileceğini, oradan da mahalleye satabileceğini, küçük çapta bir fırın olabileceğinin örneği ne konuşacağız şimdi? Aynen öyle. Bu hikaye nasıl başladı? Önce sizi, nerelisiniz? Aslen ben İzmirliyim. Doğma büyüme Almanyalıyım. Almanya'da hangi şehirde? Hattingen, Düsseldorf, Essen. Essen, biliyorum. Düsseldorf, Essen. Oraya yakın biliyorum. Bir küçük bir kasaba aşağısı gibi. Aşağısı zaten Mannheim, Heidelberg, Hockenheim filandı. Aynen öyle. Biraz yukarısı da Düsseldorf, Essen filandı. Doğma büyüme oradayım. Frankfurt'ta, mecburen Frankfurt'ta uçuyorsunuz. Düsseldorf'ta şey yokken çünkü. Aynen. Hava alanları bazen çok short oluyor, dolu oluyor. Genelde Almancılar şey yapar, Frankfurt'a uçarlar. Oradan Düsseldorf'tan almaya gelirler. Aynen öyle. Doğru değil mi? Doğru. Gittim ben doğru. Düsseldorf'u da gördüm, Essen'i de gördüm. Bunun hangi şehir dediniz? Hattingen. Hattingen. Küçücük bir 40 bin, 50 bin belki. Şey gibi, Heidelberg gibi küçük bir yer. Küçücük. Küçücük bir yer. Peki nerede bu, yani fikir nereden çıktı? Yani şöyle diyeyim size, ben hep ekmek yapıyordum. Fakat hani hep ekmek yapmak... Fırıncı mıydınız? Babanız yok, mı fırıncı? Hayır, seviyordum. Yani ben gastronomi okumak istediğim zaman da Almanya'da. Ve yok, biz bayan almıyoruz dediler o zaman. Ve o hani yemeğe ve hani yapmaya karşı hep bir tutkum vardı aslında. Ve 20 senedir yaklaşık ben normal ekmekler yapıyorum. Benim ama... Yeşilköy'deki evimin altında şey var. Siz bu ekmeği de beğenmezsiniz yok, değil mi? Yok, yiyemiyoruz. Yemez misiniz? Yiyemiyoruz, evet. Hiç mi yemiyorsunuz? Yok. Bir tane bunu yemez misiniz? Yiyemem. Harbi mi? Harbi. Yani bunun neden olduğunu bildiğiniz için mi yemiyorsunuz? Biliyorum. İçinde çünkü kullanılan unlar da hani biz sadece burada ekşi mayalı ekmek eğitimi vermiyoruz. Hı hı. Şeyi de söylüyoruz. Bunu yaparken de kullandığınız unlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim önerimiz değirmen unları, katkısız unlar kullanmak. Şu yediğim ekmeği Allah'ım yarabbim esirgeme bizim halkımızdan, milletimizden, dünyadaki tüm yaşayanlardan. Karınları doysun yarabbim, kuşlar da nasiplensin. Ama normalde gastronomi okuyan her bir ekmek uzmanı bunları yemez, doğru mu? Yemez. Çünkü içindeki katkıları biliyorsunuz. Öyle mi? Tabii. Yani normal... Canan Hoca'nın söylediği doğru. Doğru. Kulak ekmek yemeyin diyor. Ekmek yemeyin, marketten alınan ekmek yemeyin derim, ben de derim. Allah, ekmeğinizi kendiniz yapın. Kendiniz yapın. Temiz un kullanın. Filiz Hanım, ekmek yapmak kolay mı? Çok kolay. Ve ben bunu... Yani poğaça yapmak gibi bir şey mi? Aynen öyle. Ve ben bunu eğitimlerde öğretiyoruz. Ve ilk eğitimden sonra hemen herkes ekmek yapabiliyor. Ve bu kadar kolay olacağını düşünmüyorduk diyorlar. Çünkü 312 vardı biliyor musunuz? Müesseseleri 312. Ekmek evet. Üretirler. İlginç ekmekler üretirler. Fıstıklı ekmek, cevizli ekmek. İstediğiniz bunları şeyi mı yaratabiliyorsunuz? Hayal gücünüze sınır yok. Burada siz... Yani aslında bir ekmekle de doyabilirsiniz. Tabii hele yanına, ekşi mayalı yanına, ekmek yediğiniz yanına zaman... Yanına katık bir şey koymaya da gerek kalmaz. Gerek. Kek gibi yiyin. Öyle bir ekmeklerimiz var ki. Fransızların söylediği, Fransız kralı diyor ya, ekmek yoksa pasta yiyin diye. O ekmeği de yapıyoruz, biroş. Biroş mu deniyor? Biroş var bizim de, Fransız ekmeğimiz, biroş. Aynen öyle. Birebir lezzeti yakalayabiliyor musunuz? Tabii ki. İtalyanların ekmekleri güzeldi. Çabata. Ne çabata mı deniyor? Çabata. Tercümesi terlik ekmek şeklinden dolayı terlik ekmek deniyor. Çık 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 adamlar her yerde sokaklarda bir satıyorlar poşetleri koymuşlar. Pizza.
Bizde yok ama. Bizde yasak. Çabata yasak. Yani çabata satılıyor. Hayır, sokaklarda ekmek satmaları. Mesela Avrupa'da satabiliyorsun ekmek. Yani Almanya'da yok öyle. İtalya'da ve Fransa'da var. Almanya'da yok. O Kortezur'da falan var. Doğrudur. Ekmek satıyorlar. İlginç. Kek gibi ekmek satıyorlar. Doğrudur. Yani bir pastaneye gibi, bir fırına gidiyorsunuz, pastane gibi. O kadar süslemişler falan yani. Tabii işte İtalyanların panettone, yılbaşı çöreği de çok meşhur. Onlar da Paskalya'ya benziyor onlar da. Bizim Paskalya'ya benziyorlar. Yani bizim burada Gregorianlar falan yapar Evet, evet. Paskalya çöreğimiz de mevcut. Biz yok yok dediğim gibi her şey mümkün. Ekşi mayalan her şey mümkün. Yani aslında ekmeği evimizde yapmamız lazım. Bence. Evde yapılan ekmek ne kadar gidiyor? Yani bayatlama sürecini biliyorsunuz. Evet. Bir haftaya kadar durabiliyor. Fakat bu ekmeği siz iki gün sonra yiyemezsiniz. Ufalanmaya başlar. Neden? Çünkü içindeki mayadan dolayı. Sizdekilerde maya yok mu? Bizde sadece %100 ekşi maya biz kullanıyoruz. Ve ekşi mayalı ekmek... Ekşi maya karnına da insanı zarar vermez mi? Hayır. Vermez. Çünkü soğuk fermantasyon veya uzun süreli fermantasyon süresinde gluteni ve şekeri kırıldığı için bizim yediğimiz zaman daha sindirebilir hale geliyoruz. Ayrıca doğal bir probiyotik oluyor. Ne kadar zamanda çıkarıyorsunuz ekmeği? Ya o biraz şey oluyor işte, iki gün bir süreci var. Çünkü mayalaması bekletiyorsunuz. Fermantasyonu var. İki gün önceden hazırlanacak, üç Tabii, gün önceden hazırlanacak. Tabii ben hep diyorum, bana ekmek sipariş veriyorsanız iki gün öncesinden sipariş verin. Ha, siz evde ekmek yapıp da üretiyorsunuz ayrıca. Ayrıca da öyle. Atölye? Atölyemiz var. Atölyede de üretiliyor mu? Tabii ki. Neli ekmekler var? Kişiye özel ekmek diyelim ben. Üretiyorum. Kişi bana diyor ki ben şu lezzetlerden hoşlanıyorum, şu ekmekleri seviyorum. Ben İçine ceviz koyuyorsun, fıstık koyuyorsun. Ne istiyorsunuz? İstediğiniz şeyi katıyoruz. Ne istiyorsanız? Ne istiyorsanız. Bir ekmek kaç paraya geliyor? 50 lira, 100 lira mı? 55-60 liraya geliyor. Çünkü un fiyatları ve içine koyduğumuz malzeme malzemeye göre değişiyor. Değişiyor. Bol ceviz derse 100 lirayı da bulur. Yani bizim hep boldur. Yani orada hiç kimsenin aklına... Biraz sosyetik ekmek mi bunlar? Değil. Yani siz evde de üretseniz onun maliyeti 40 liradan aşağı değildir. Hayır, o açıdan değil. Hayır, herkes yapabiliyor aslında. Hani benim öğrencilerde gördüğüm... Peki daha mı doyurucu? Mesela ben bir tane ekmek... Yiyemezsiniz, bir ekmek yiyemezsiniz. Maksimum iki dilim yiyebiliyorsunuz ekşi mayalı ekmek. Çünkü neden? Doyurucu. Glisemik endeks düşük, tok tutma özelliği yüksek. Yani şu bir birim fiyat... Şu an bir ekmek ne kadar? Normal ekmek. Normal ekmek. Hiç bilmiyorum. Fırıncılar odasının. Hiç bilmiyorum. Galiba 5 lira mı oldu? Hiç bilmiyorum çünkü ben yıllardır... Allah fakire fukaraya yardımcı olsun. Doğru. Ama un da çok pahalandı. Un da pahalı. Un da pahalı. Yani ne kadar şu anda? Kullandığınız un, ne unu kullanıyorsunuz? Ben doğal un kullanıyorum. Katkısız unlar kullanıyorum. Değirmen unları kullanıyorum. Şu an her yerde... Mısır unu falan kullanıyor musunuz? Yani, mısır unu falan. Mısır unlu ekmekler farklı. Onunla sadece mısır unu ekmeği yapabiliyorsunuz. Sarı buğday kullanabiliyorsunuz, tam buğday kullanabiliyorsunuz. Çavdar. Hangisi iyidir? Hangisi iyidir? Tabii ki değirmen unu, tam buğday unu, kepeğinden ve ruşeminden ayrıştırmamış unlar iyidir. Bunlar doğal unlar. Ve hangi marka buna yöneliyor? Bütün markalar yöneliyor mu artık? Var, her markadan bulabiliyorsunuz burada. Siz ne kullanıyorsunuz şu an? Ben söylemeyelim, reklam olmasın. Dediğim gibi değirmen unları Instagram'da çok mevcut, var. Hı. Değirmen unları satıyorlar. Satılıyor, gayet de... Onlar da sizin gibi butik çalışanlar. Tabii. Değil mi? Tabii, değirmenciler butik çalışıyor, size gönderiyor, siz istiyorsunuz. Peki kilosu ne kadar unu? Değişiyor, unundan ununa değişiyor. Uyduralım. 40 liradan başlıyor, 30 liradan başlıyor kilosu. Hı hı. Pahalı ama öbürlerinden pahalı. Ama değirmen katkısız un. Katkı koymuyor. Raf ömrü uzun olmuyor. Ne yapıyorlar? Markette satılan una mecburen bir katkı ekliyorlar ki Hı-hı. o kadar uzun süre ve dayanabilsin diye yapmak zorundalar. Yani bu kadar insanı yoksa doyurmak birazcık da zor. Hani sadece değirmen unlarından olsa. Peki, değirmen ununda yapılan bir unun mu ömrü uzun, bu unu mu ömrü uzun? O fark etmiyor. Ekşi mayalı ekmek yaptığınız zaman ikisi de aynı oluyor. Ne kadar mesela? 6 gün taze kalıyor. 6 gün? 6 gün sonra da ekmeğiniz... Bu ekmek ne kadar taze kalıyor? 1-2 gün.
bir iki gün. Ufalanmaya başlıyor. Bu ufalanır ama bizim ekmekler, ekşi mayalı ekmekler ufalanmaz. Sadece sertleşir. Ama ekmeği hava, yani ekmeğin ağzını kapamak mı lazım? Hava aldırmamak mı lazım? Ben bez torbaya koyuyorum. Hayır, bez torbanın içinde saklayabiliyorsunuz. Hani öyle sağır. Hayır. Bez torbanın içinde saklayabiliyorsunuz. Yiyemiyorsunuz. Bir kişisiniz, iki kişisiniz evde. Yarısını kesin, dip frize atın. 6 aya kadar kalıyor dip frizde. Bu kalmaz ama. Bu bilmiyorum. Kalmaz. Ablam yapıyor mesela, papara yapıyor bazen, kıtır yapıyor. Kokusu falan şey oluyor. Zaten ablam kokusundan anlıyorsunuz. Mesela ekşi mayalı ekmeklerin kokusu çok güzeldir. Mis gibi kokar. Ama normal mayalı ekmeklerin kokusu çok farklıdır. Yani. Bulgarlar şey yapıyor, ekşi mayalı ekmek yapar biliyor musunuz? Ben Sofya'da yaşadım. Eskiden anneanneler, kendileri üretiyormuş eskiden değirmenlerinde. Kendi değirmenlerini, onların da kendi üretiyorlarmış çok Bulgarlar. Çok güzel, evet. Bulgar köylerinde falan öyle, bizim o Kırcaali falan. Nerelisiniz siz? Köken neresi? Aslen İzmirliyim. Hı hı. İşte dediğim gibi doğma büyüme Almanyalı olduğum için çok ben Türkiye coğrafyanın... Köken İzmir. Hayır. Daha da köken var mı? Mesela Balkan mı? Babam şeyi Yunanistan'a. Selanik. Ha, bizdensiniz. Siz de Balkansınız. Evet. Genelde zaten Balkanların çok bu ekmek konusunda, tahıl konusunda çok bilgililer. Acayip. Ben yaşadım. Macaristan'da yaşadım. Yunanistan'da yaşadım. Bir halde seyahat eden biriyim. Bulgaristan'da yaşadım. Evim vardı. Falan çok gezen biriyim. Yani keyif alıyorum yani böyle başka kültürleri tanımak vesaire. Güzel. Bu sizdeki ekmek bilgisi başka kültürleri de mixliyor musunuz? Mesela atıyorum İtalyan ekmeğini de öğretiyor musunuz? Tabii Fransız ki. Ekmeğini de öğretiyor musunuz? Tabii biz her ekmeği öğretiyoruz. Dünyanın en güzel ekmeği neresi? Ya siz hangisi? Hiç araştırdın mı? Bu uzman olarak, ekmek uzmanı olarak. Ya ben ona şey yapmıyorum. Size göre, yani damak zevkinize göre bu değişebiliyor. Bizim Türklere yakın, Fransızlarınki yakın mı Türklere? Yakın. İtalyanlara yakın. Çünkü biz ne seviyoruz? Yumuşak dokulu ekmekler seviyoruz. Mesela ve çapatalar yumuşak dokuludur. Mesela ben İngiliz ve İskandinav ülkelerindeki ekmeğin hiç lezzeti gelmiyor. İskandinav biraz kullanılan unlardan dolayı bizim Türk damak zevkimize uygun değil. Değil değil mi? Çünkü yani bize Mediterran lazım. İşte bizde Yunan beyaz unlar, işte daha biraz hafif tam buğdaylı, işte sarı buğday unlar daha böyle ekşimsi olmayacak. Hani Çağlar'ın çünkü kendine has bir tadı var. Seven çok seviyor. O da ayrı. Hani çok seven var. Ay ben bunu ekmekten başka ekmek yiyemem diyen insan var. Ama sevmeyen de bir o kadar çok. Bana bir ıslak mendil getirin. Programı da sakın kesmeden hareket edin. Bir ıslak mendil istiyorum. Bunu da al. Birine söyle oradan, ıslak mendil istiyorum. Peki şey Filiza Hanım. Yani ekmek dediğiniz, ekmekle ilgili sorular sorabilmem için önümde de durması lazımdı bunu, yemem lazımdı. İlk defa böyle bir çılgınlık evet, yapıyorum. Evet, ben de böyle bir heyecandan çıktım, şey yapamadım, aklıma gelmedi açıkçası. Aa, harika, yani ekmek olmazsa olmazdı bu programda. Tabii. Bir şey söyleyeceğim, bir de açlıktan da ölüyorum. Dediler evet. ki bana, ekmek ustası getir. Oh dedim, şimdi ekmek ustası bana dedim getirir. Ben de programda dedim, peynirleri korum yerim dedim. İnşallah bir yaparız. Peki, bu ekmekleri... Oranlarını kaçırdığınız zaman lezzeti kaçırdınız. Bir kere bütün yemeklerde olduğu gibi. Yapmış olduğunuz özel bu ekmekler diğer ekmeklerle aynı derecelerde mi pişiyor? Yani normal ev fırında pişirebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz yani. Yani bir kişi evindeki fırından da istifade edip tabii bunu ki, yapabilir. Tabii ki. Ben İlla bunu büyük öğretim. Kümbetli hayır, falan hayır, fırın hayır. lazım değil hayır, buna. Hayır, profesyonel fırına hiç gerek yok. Getir canım, rahat ol. Peki... Ah canım benim, çok teşekkür ederim. Ver, yaramazlık yaptım ben burada şimdi. Çikolataları da yedim. Oh ne güzel. Peki, şey, profesyonel eve küçük böyle yarı profesyonel ekmek fırınları var mıdır? Bu arada da benim Yunanistan'da ekmek fırınım vardı. Var. Benim de vardı. Var. Ekmek fırınım şimdi vardı. Şimdi çıkarttı. Belirli... Marketlerimin bir bölümü ekmek fırınıydı. Oo. Küçük. Üretiyorduk ama tabii ben başında hiç durmadım. Yani ustaları koyuyorduk. Çok da şey değildi. Tabii sıradan biraz önce yemiş olduğum ekmek gibi üretim yapılıyordu. Sizinkiler biraz daha meşakkatli. Yani şey peki, istiyor. Tüm bunları mayalarken evet. ekmeği aldılar. Değirmen ununu aldılar. Evet. Değirmen ununu aldılar. Mesela ona göre yumurtasını, ona göre katkılarının ölçülerini vesairelerini, şekillerini bunları da öğrendiler. Evet. Bu süreç ne kadar? Öğrenme süreci.
kişiden kişiye değişiyor. Uydurun. Uydurayım. Yani bir ayda öğrenir mi? Rahatlıkla öğrenirsin. Yani her türlü ekmeği yapabilir tabii, bir insan. Yapabilir. Online hizmet veriyor musunuz ekmek veriyoruz. Öğretmek için? Veriyoruz. Peki. Online birebir. Birebir gelirse daha güzel öğrenir ama. Tabii ki dokunarak öğrenir. Dokunarak öğrenir. Dokunarak. Yeriniz nerede? Yerimiz Tarabya'da. Tarabya'da. Kendi iş yeriniz de orada. Kendi yerimiz. Eviniz de orada zannediyorum. Yakında mı oturuyorsunuz? Yok, ben Tarabya? Anadolu yakasında oturuyorum. Karşıda Anadolu Hisarı tarafında mı? Yok, Ataşehir'de oturuyorum. Ataşehir'de oturuyorsunuz. Ama hizmet Tarabya'da veriliyor. Tarabya'da. O peki, arkadaşımla birlikte işletiyoruz. Yok, iş ortağınız var. Var. Bey mi, hanım mı? Bayan. O da bayan. O da İki kadın. Müteşebbis. Evet, biz kadın. O harika. O da gelseydi keşke. Müsait değildi. Peki, tüm bunları yapıyorsunuz. Evet. Hanginiz işin başındasınız? Birlikte yapıyoruz. Ben daha çok... Aktifsin. Aktif. Yani sen satış bölümünde misin? Satış, yapılış, her şey. Peki vitrine koyup satıyor musunuz? Yok, vitrinimiz yok daha henüz. Yok, yapacak mısınız? Yani niyetimiz var ama şu anki Türkiye koşul şartları yani biraz... Ama o 312 kaç... Yani kaç tane satıyor biliyor musunuz? Yeşilköy'e 1000 tane falan satıyor. Biz tam böyle bir... 1000 ekmek satıyor. Evet, satar. Yani onların 1000 ekmek satması normal bir fırının 3000-4000 satmasının eşdeğer. O 1000 ekmeği yapmak da öyle kolay olmuyor. Değil mi? Çok zor. 1000 ekmekte 2 usta şartmış. Tabii. Çok önemli. Tabii. Yapamazsınız tek. Tek zor. Çok zorlanırsınız. Yani müthiş. Kendinizden ödün verirsiniz, o da hiç gerek yok. Yani ekmeklerin fiyatı da 30 lira, 25 liradan başlıyor. 70 liraya kadar ekmek gram var. Gramajına göre değişiyordur. 70 liraya bizim kadar ekmekler ekmek. 950 gram, 1 kilonun üstüne geliyor. Çok enteresan. Ben Fransa'da bir ekmek, yok Belçika'da. Belçika'da bir ekmek yemiştim. Belçikalılar da bir başarılı ekmek evet. Konusunda. Ekmeği bezinin içine koymuşlar. Üzerinde de yazıyor şeyi. Ben de tabii açtım. Ekmeğin içine de şey koymuşlar, başak koymuşlar böyle, başağın içine o kokuyu versin diye. Adamlara bak, ama kaç euroya aldım? Ya sallamayayım da 7 euro mu, 8 doğrudur. Euro mu falan gibiydi yani doğrudur. Bir ekmek. Kek gibi. Onlar için uygun çünkü onların yaşam şartları o. Yani acayip de güzel bir ekmek. Cevizler de böyle böyle koymuşlar, içinde meyveler vardı, kiviler vardı. Yani meyveli ekmek. Var. Şey gibi yedim ben onu. Pasta gibi. Var. Yolda katkı bile mi? Almadık. Arkadaşımla kopara kopara gezdik çarşıyı pazarı. Şeyde. Gent diye bir şehir var. Gent'teydik. Biliyorum. Hiç unutmam mesela o ekmeği. Ay ne kadar güzel. Ben dünyanın çeşitli yerlerinde ekmek yedim. Bir de Slovanyalılar çok başarılı ekmek konusunda. Haberiniz olsun. Slovanlar acayip başarılı ekmek konusunda. Çok başarılılar. Bir de çok çalışkanlar. Slovanyalılar. Hani bu Sırbistan'dan ayrılan evet. Slovanyalı, Çekoslovakya'nın Slovakya'sı değil. Onlar da çok başarılılar. Peki, bu sizden eğitim alan kişiler bu süreci ne kadar da profesyonel hale gelip evinde komşularına hizmet verebilir? Ben veyahut da ne bileyim mahallesine hizmet bizim verebilir? Eğitim sürecimiz... Siz bir nevi küçük küçük fırınlar yaratıyorsunuz. Tabii ev fırınları yaratıyoruz. 1,5 aylık bir eğitim sürecimiz var. Peki maksimum 2 ay. Maksimum 2 ay bir şey olabilir. Hani şeyleri böyle pastaları, pasta gibi olan kekleri, yok, paskalyaları falan onları da temel öyle. Temel eğitimimizden bahsediyorum. Temel eğitimimiz 1,5-2 aya yakın bir sürecimiz. Tamamen profesyonel olması için peki paskalyalar, maskalyalar, ıvırlar, zıvırlar? Yani 3-4 ayda onu yaparsınız. Her şeyi öğrenebilirsiniz. Tabii. Yani mahallenizin fırını olursunuz. Oluyorsunuz. Evet. Bu eğitime kaç para alıyorsunuz merak ettim. Çok komik bir rakam. 750 lira online eğitimimiz. Online eğitimi. Kaç ders? 8 ekmek artı maya kurulumu artı tarhana yaptırıyoruz. Tarhana'da? Evet. Bir dakika 8 ders veriyorsunuz buna. 8 ekmek var. Yani haftada 2 ekmek yapıyoruz. Evet. İşte hesap. Paketi mi yoksa her derse mi 750 alıyorsunuz? Paket bir işte temel eğitim. Temel eğitim paketini. Paketi. Yani 10-12 tane dersi. Tabii. 750 liraya veriyorsunuz. Tabii. 8 ekmeklik eğitimimiz 750 lira. Çok ucuz millet. 3 liraya 4000 liraya para için yani. Yapmıyorum. İnsanlara meslek öğretmek istiyorsun. Aynen öyle. Kendi, ne idealist bir kadınsın ya. Kendi bazı bayanlar var yani buradan çıkan. Şu anlatmış olduğunla bana söylemiş olduğun o 14 taneye 50 lira gibi her dersi komik bir bu rakamı ekmeğe ayırsan. Tabii. 50 tane ekmek yaparsın 2500 liraya gelir. Ben de onu diyorum zaten bayanlara.
Hani benden ekmek alıp ekmek alabilirsiniz. Vallahi sevmem kadar varmışsın ya. Teşekkür ederim. Program öncesi sohbet ederken böyle ayaküstü sohbet ettik programa girerken falan. İnanılmaz pozitif bir kadın. Teşekkür ederim. Çok şeker bir kadınsın bir Teşekkür kere. Teşekkür ederim. Peki bu kadar dersten sonra birinci bileziği takıyorsunuz kadınlık tabii, koluna. Tabii. Biz aslında bayanlara bir meslek edindiriyoruz. Hani bu Peki, evden yapabilecekleri... Yarı profesyonel bir fırın kaç paradır? 10-15 bin lira mı? Yok, daha fazla. 20 bin lira mı? Yarı profesyonel. Yani, maliyeye yetecek kadar. Ben şöyle söyleyeyim. 50 tane, 100 tane diyelim. Şöyle söyleyeyim size. Ev, şimdi belirli markaların ev tipi fırınları da var. Buharlı sistem çalışır. 50 bin liradan gördüm. 100 bin liraya kadar. Ama ikinci elleri falan 20 bin lira falan ben görüyorum ya. Bizde Doğrudur. var. Biz aldık. Doğrudur. İş yerimizi aldık ekmek üretme için. Şeyini, ıvırızı. Hani 20-30 bin lira falan vermiş olsa. Alırsınız. Günde 100 ekmek Ya üretir. normal evdeki Bir kişi 100 fırından. ekmek üretir mi? Bir kişi. Yok, çok zor. 50? 50 yaparsınız. 50 ekmek. Bir günde yapabilirsiniz. Kişiye özel 50 ekmek. Kişiye özel yaparsınız. Ben tek başıma 30 ekmek çıkarmışım bir gün. Ama hayatım yani 50 lira mesela 30 liradan yaptı veya 10 lira para kazandı. Fazlayı da bırak. Gerek yok zaten. 50 tanesi 500 lira. Bir ayda 15 bin lira para eder ya. Tabii öyle. Bütün ve mahalleliye de bu hizmeti verdiğinde mahallenin ekmek ablası olur. Ailesine büyük katkı olur. Yani evet. Bazı kadınlar sevmiyor şeyi. Bir de yorulmuyor bak. Yaptığı yemeği pişerken git evini de temizle o arada. Tabii tabii. Müthiş güzel bir şey. Yani mini yani ev fırınları, mahalle fırınları kuruyorsun. Acayip güzel bir şey. Evet. Bir de rakamsal değerlerde böyle ucuza mal olsa mesela şey de olur değil mi? Un var. İçine de bunları koydu. Hani yapardık ya fırınlara yollardık. Evet, eskiden evet. Fırınlarda giderdi. Tepsiyle annemiz yapardı. Biz de çocukken fırıncı amcaya götürürdük. Özellikle Ramazanlarda öyledir ya. Evet, evet. Yemek yaparsınız hani böyle içine atıyorum ekli mekli patatesli falan böyle ya balık yaparsınız falan hani Ramazan Hı-hı. sofrası için. İşte onun gibi bir şey. Bir nevi mahallenin fırını oldu. Tabii tabii. Yani her ve günde de 500 lira kazanabileceğiniz bir sistem. Herkes kendi ekmeğini yapabilir evde. Bu hani çalışıyorsunuzdur. Buna ek gelir olarak da yapıyorlar. Var öyle öğrencilerim. Kaç öğrenciniz var şimdiye kadar? Çok var bilmiyorum. Bayağı vardı. Şu ana kadar mesela mezun etmiş olduğunuz kişiler. Evet. Bir 500 var mı? 500 kişi olmuş mu? Olmuştur. Büyük. Ablalık etmişsin herkese. Analık ya etmişsin. Bunu şey seviyorum da hani Allah razı olsun birisi demesi çok farklı bir şey. Bu para pullan biçilecek bir şey değil. Ben, yok hiçbir şey. Yani sizin yani tarzınızdaki dostluklar ben sizin kuruluyor. Tarzınızdaki insanlara, idealist insanlara bayılıyorum. Çünkü benim de bu yönüm çok ağır basar bende. Ben bayılıyorum. Yani insanların ekmek öğrenerek düşünsenize her sokakta bu tür böyle çalışan insanlar var. Farklı farklı meslek dallarında. Bir mahallede 20 tane kadına ek gelir öğretiliyor. Siz ekmeği öğrettiniz bir ablaya, öbürü başka bir şey öğretti birine, öbürü başka bir şey öğretti birine. Yani küçük çapta her sokak atölye. Tabii. Her sokak fabrika. Ben her zaman diyorum kadın kadına destek olması gerekiyor. Çünkü bu şu rakamlar şeyi de ekmekçileri de etkilemeyecek. Neden? Günde 50 tane üretiyor. Yok, belki daha da mahalleye, o mahalleye ve o çevreye atıyorum günde 5000 taneden 50'si gidecek. %1'ini kaybedecek. Tabii canım. Ama kalite ve ekmeği olan saygınlık da geliyor. Hani insanlar ekmeği ama ne olsa ne ekmeği yerse. Bak mesela ben yedim. Hata ettim değil mi öyle bir ekmek yememeliyim. Şişkinlik yapmadı mı? Yaptı. İşte mesela 3 dilim ekmekte şiştim. Bir de ekmeğin içini yemem ben İranlılar gibi. Benim ilk eşim İranlıydı. Ondan dolayı böyle kalıtımsız bir şey kaldı. Ekmek içi yemeyiz biz. İşte ekşi mayalı ekmeklerde o şişkinliği hissetmiyorsunuz. Yok olmuyor çünkü. Ekşi mayalı ekmekler de içini yiyorum. Rahatsız olmuyorum. Olmaz mı? Kek gibi geliyor. Ama bunlar da rahatsız ediyor. Tabii. Şişiyor. Mayadan. Bir de açlıktan da ölüyordum. Böyle programa yetişeyim diye de çok yolda koşturdum. İyi oldu hazır ekmekçi varken de ekmek yedim bari. Millet bana zorla ekmek yedirmeye çalışıyor. Allah. Çünkü ay yemek yemiyorum. Günde bir öğün yiyorum. Midem ilatı oldum ondan dolayı. Peki bu yolculuk Almanya'da başladı. Eğitiminizi Almanya'da mı aldınız? Yok, burada aldım. Türkiye'de? Türkiye'de aldım. Türkiye'de almış olduğunuz eğitimden sonra ne zaman peki
dediniz ki ben artık bunu bir ideal haline getireceğim. Yaklaşık ve bir, bir buçuk, sürü kadın yoldaş bulacağım kendime. Bir buçuk zaman yıldır dediniz? Eğitim veriyoruz. Biz bir üç şef olarak bir baş çıktık bir yola. Üç, o da mı hanımdı? Birisi hanım, birisi şefimiz. Ben de ondan eğitim aldım. Şefim de çok değerli, çok saygıdeğer bir hocamız. Hanım mıydı? Bey. Beydi. Diğeri de Almanya'dan bir şefimiz. Üçümüz böyle bir bu yola başladık. Hepimiz şefimizden eğitim almıştık. Sonradan asistanlık yaptık. Şef asistanlığı yaptık. Sonra işte birlikte eğitim vermeye başladık. Bir buçuk senedir de eğitim birlikte veriyoruz. Bu sene de öyle bir karar aldık. Herkes yolunu ayırsın. Herkes kendi başına yapsın. Ha gene biz beraberiz sonuçta. Hepimiz aynı çatı altındayız. Böyle ben bu sene ilk defa böyle... Birlik beraberlik bozuldu ama doğrusu bu. Doğrusu bu ama gene bir şey olduğu zaman bir araya gelebiliyoruz. O... Öyle mi? Onlar nerede işi kurdular? Birisi Ankara'da yaşıyor, birisi Almanya'da yaşıyor. Almanya'daki ne yapıyor? O da normal ev kadını. Yani bunlar çok güzel şeyler. Bana ama birisi... siz artık Türkiye'ye yerleştiniz. Ben buradayım. Evet. Alman pasaportunuz da var. Var. Almanya'yı tercih etmiyorsunuz, burada oldunuz. Evet. Hay senin yüreğine sağlık ya. Hay senin yüreğine sağlık. Ben şu beyin göçü yapanlara bir kızıyorum. Biz buradayız. Bir kızıyorum. Ülkemizden niye gidiyorlar diye. Oh ne güzel. Herkes gelsin buraya ya. Memleketine gelsin ya. Bizi rahatsız etmez Afganlar, Suriyeliler veyahut da yok Azerbaycanlılar, yok bilmem neler falan. Herkes gelsin ya. Dünya global isteyen istediği yerde geçsin, eğlensin. Aynen öyle. Vatan, hepimiz vatandayız yani, merak etmeyin. Ay çok güzel olmuş. Vatanına iyi ki gelmişsin. Evet. İyi ki buraya da bana konuk olarak gelmişsin. İyi ki olmuşuz. Kısmetmiş bugünü. İyi ki tanımışım seni. Evet. Ekmek elden, su gölden diyoruz o aynen zaman. Aynen öyle. Muhakkak ziyaret edeceğim. Bekliyorum. Ben normalde ücret alıyorum. Şaka yapmıyorum bu konuda. Paralar alıyorum, iyi paralar alıyorum. Doğrudur. Ama seni gibi müteşebbisi ziyaret edip, onu paylaşıp, sosyal medyamda da tanıtmak istiyorum jest olarak. Çünkü neden? Bu tür kişilere muhakkak destek vermek lazım. Senin tarzındaki bir sürü elin tersinle geçmişi, başarıları, Avrupa'yı yapacak, burada gelecek ve 500 tane kadına da ekmek kazanmak için meslek öğreteceksin. Evet. Allah razı olsun. İnşallah her yıl 500 tanesini öğretirsin. İnşallah. 10 yıl sonra karşılaştığımda senin öğrencilerini inşallah konuk ederim. İnşallah. Ben başarılı olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Efendim Filiz Kıratoğlu'na pardon, sohbet ettik. Evet, Ekşi Maya Gurmesi adım Instagram adımda. Tabii söyleyeceğiz. Ekşi Maya Gurmesi diye yazın. Bol bol yazın. Reji, montaj yaparken bol bol koyun. Bol bol koyun, bu kadının yolu açık olsun. Bu kadının şansı açık olsun. Bize çok güzel, başka bir günde inşallah konuk edersek ekmek getirirsin. İnşallah. Onları yerim ben çatır çatır. Tabii ki, böyle değişik değişik ucundan koparırım. Tabii ki. Katağa da gerek yok herhalde. Hiç bol gerek cevizi, yok. Meyvelisi, bilmem nesi böyle. Kuru bol domatesi, bol böyle zeytinli. Sepetin içine koyacağım, yiyeceğim böyle. Yerken sohbet edeceğim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şeref verdin. Güzel yüreklim benim. Sağ ol, var olun. Teşekkür ederim. Efendim, bugün Filiz Kıratoğlu'na... sohbet ettik, ekmekle ilgili bilgiler aldık. Siz de ekmeğinizi taştan çıkarmak için bu hatuna ulaşın ve size meslek öğretsin. Günde 300 lira, 500 lira parayı komşularınıza ekmek yaparak üretebilirsiniz. Şart değil yalnızca bu ekmeği yapmak, küçük ekmekler de yaparak satabilirsiniz. Atıyorum, belki mahallenizde ekonomik olarak 20 lira ekmek satamayacaksınızdır. Aslında vurduğunuz zaman bir insan bir ekmek yiyor ya, bir ekmek 5 lira ya, burada 2 dilim yediği için aynı paraya geliyor aynı, aslında. Daha da ucuza geliyor. Anladınız mı? Hem de mideniz rahatsız olmuyor. İşte Canan Hanım'ın, Karatay'ın, Profesör Canan Karatay'ın söylemek istediği de bu. Her şeyin kalitesini yaparsanız sağlıklı da hayat yaşarsınız. Onun için diyor kadın ekmek yemeyin diye. Aslında onu söylemek istediği bu, fırınlardan ekmek yemeyin, kendiniz yapın ekmeğinizi diyor. Aynen. Değirmen ununla diyor yapın diyor, daha lezzetli olacak diyor. Öpüyorum efendim. Size çok lezzet alın. Ekmeğiniz bol olsun. Rızkınız daim olsun. Burada mama yediğim için ilk defa özür dilerim. Karnım açlıktan ölüyordum. Bahanem oldu benim de bu ekmeği yemek için. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.